mesela ofis taşımayı da seviyoruz. Yeni taşıdık burayı. Her taşıdığımız yerde yeni bir aranjman imkanı doğuyor ya. Yani çünkü bir süre sonra öbür halini kullanıyorsun. Güzel oturuyorsun. Bir ergonomi oluşuyor ama ya diyorsun ki ya başka türlü olamaz mıydı? Ve onu orada deneme şansın çok kalmıyor. Çünkü birçok şeyi oturtmuş oluyorsun. Hayatta böyle mekan ve durum değişiklikleri yapmak sıklıkla insana alternatifleri deneyimleme şansı veriyor. Hep bu konfor alanında kalmaya karşı bir gıcığım var ya. Mesela o taşınmanın tadını bilmekle alakalı olabilir. Öncelikle zorunlu olarak ben bunu yapıyordum. İşte ilk akademisyenlik döneminde Samsun'da orada burada kaç tane ev değiştirdim hatırlamıyorum. Yani bir sürü yer gezdik. Yani bizim mesela büyük kızımız herhalde 3 aylık evde falan büyümüştür. O zaman Ankara'ya taşındık zaten. Daha global bir taşınma oldu. Ama hepsinin içerisinde bende bir takım yeni bir şeylere ayma hali oluştu. Çünkü ya masayı farklı kullanman, ne bileyim salonundan televizyonu çıkarıp atman, bunların hepsi birkaç denemeden sonra akıl edebileceğin şeyler oluyor. Mesela işte sohbet odaklı tasarım. Yani arkadaşların geldiğinde herkesin televizyona baktığı değil de birbirine baktığı bir ortam kurmayı ben biraz geç akıl ettim mesela. Çok güzel oldu. Yani şimdi mesela başka bir model bir evim var. Oradan da taşınasım var. Çünkü ya orada da yaptığım bir şeyler. Mesela şimdiye kadar bütün evlere taşınırken illa bir televizyon altlığı alırdım mesela. O televizyon çünkü bir yere konacak. Mesela bugün evimden televizyon altlığını attım. Çünkü daha önce televizyon altlığı yerine iki tane kütüphane kullanıyordum. Onları da attım. Şimdi başka bir şey. Bir sehpanın üstüne koydum. Çok güzel oldu. Mesela bakış düzeyim değiştiği zaman televizyonda izlediğim şey farklıymış gibi gözüküyor. Ya böyle ufak tefek alternatiflerden aslında bahsetmeyi seviyorum ben. Şimdi de mesela şeye gidiyorsun. İşte bazı bu Kuzey Avrupa ülkelerinin markaları var. Reklama girmesin. IKEA falan gibi mesela. Orada gidiyorsun böyle ev döşeme örnekleri var ya IKEA'nın içerisinde. Böyle bir tatlı geliyor sana. Lan diyorsun az yani şey kadar mekana herif neler depiştirmiş böyle. Hepsi böyle kompakt kompakt. Alıp getirip eve koysan öyle olmayacak ama o alternatif sana hemen bir başka şeyin mümkün olduğunu düşünüyor. İşte ben bu yüzden işte senin bu söylediğin konuyu da çok severim. Yani bu iş başka türlü nasıl yapılırdı? Mesela bu hayatta bunu motto yapsak biz her şeyde yani ya yemeği ben nasıl farklı yerim arkadaş? Mesela şeyi çok özlediğimi fark ettim. Eskiden çok yapardım. Yerde oturmak evde. Yuvarlanmak yani. Yerde, halıda, işte parkenin üstünde. Ya bir şey defterini, kitabını atıp ya abi sürekli masada çalışıyorum. Yani özledim yerde yuvarlanmayı. Ve şey rahmetli babaannem ne oğlum ağlanarak ne yapıyorsun yerde derdi. Anadolu'da bir tane ağlanmak böyle işte eşekler yaparmış böyle yatıp falan. Ya ben öyle mesela resim çizerdim yatıp yuvarlanarak. Şimdi mesela o özgürlüğünü kaybediyorsun böyle çok standart bir sisteme oturunca. Ve bu hep vurgulamaya çalıştığım şey. Orada alternatif yapamadığın zaman hayatın başka yerinde de alternatif düşünemez hale geliyorsun. Ya oynamak lazım parçalarla. Bu bir kas gibi. Orada alternatifleştikçe burada da ha şöyle de yapabilirim falan düşüncesi artıyor. Bizim hayatımıza hep hikayeler yön veriyor ya. Bazı sabit hikayeler artık bazı kırılmaz kalıplara da dönüşüyor. İşte atıyorum. İş yapıyorsan ya da iş oluyorsa işte prestijli bir masaya, işte prestijli bir mekana ihtiyacın var duygusunun oluşması. Bu benim gibi reklamcılığın o prestij etkisinin de ihtiyaçlarından kaynaklı sabitmiş gibi görünen bir sektörde bile son 4 senenin içerisinde değiştirdim, 3 senenin 4 senenin içerisinde değiştirdim. Masasızlığa 6-7 senedir geçtim yani kendi ofisimde masa kullanmamaya yani kendine ait masa kullanmamaya. Çok kolay yönetebilen ve hiçbir yerinde eksik kalmayan. Hani orayı da eksiği tamamlıyoruz gibi değil. Buna ait başka bir sistem oluşuyor. Tabii. O zaman birden şeyi fark ediyorsun. La her yer seninmiş ya. Aynen. Tamam yani. Hani, istediğin yere yıkıl. Yıkıl ve yani bunu yönetmesi de çok kolaymış. Hiçbir prestij et. Aksine havalı başka bir fotoğraf başlatabiliyorsun. Yani kullandığın ekipman, cihaz, teknoloji sürekli değişiyor ama sen hala 1936'daki masada oturuyorsun. Masada oturuyorsun evet ve yani ve o onun zihniyle davranıyorsun. Bu geçen programlardan bir tanesinde sohbetini yaptık işte yani mimar arkadaşlarımdan bir tanesi yani yeni ev tasarımı, yaşam alanı tasarımcısıyız diyoruz kendimize. Yaptığımız tasarım 1930'lu yıllardaki insanın ihtiyacıyla alakalı. Yani evi işte çocuklar için odalara böl, büyük bir misafir odası, bir tane oturma odası planla, mutfağı göt kadar yap falan hani öyle bir ev planlıyoruz diyor. Halbuki 40 yaşının altında, 35 yaşının altında dijital dünyayla uyumlu karı koca çalışan bir çift o ev... Hapishane gibi o evin kendisi. Aynen. Yani yepyeni bir mantıkta bulmak lazım ya da çözümlemek yaşamına lazım. Yaşamına göre ortam tasarlama cesareti olmuyor genellikle. Evet. Samsun'dan bir anı bak. Şimdi bizim üniversitede özellikle devlet üniversitede hala öyledir muhtemelen. Yani yakın zamanda çok gezmedim ama mesela asistan odasına ya da bir şeye girersin.
böyle eski tip 1980'lerdeki SSK gibi devlet dairelerinde olan masa dizilimi vardır mesela. Herkes kapıdan girene bakar, böyle kapıya bakar. Giren de onlarla direkt göz göze gelir falan. Ben Samsun'da ilk asistan odasına masamı yerleştirirken tuttum masayı duvara dayadım. Önüne de sandalyemi koydum. Niye Danimarka'da herkesin masası öyleydi, ben öyle gördüm. Dedi ki ne yapıyorsun? Dedim abi çalışmıyorum, ben böyle çalışıyorum falan. Dediler ki oğlum bütün gün senin sırtına mı bakacağız? Dedim ben size bakışmak için değil mi? Çalışmak için atıyorum. Konuşacağım zaman döner sandalye Allah'ım da olsun. Dönerim konuşuruz yani. Ortada sehpa var bilmem ne var. Çarçur. Dediler ya bu böyle olmaz falan yani. Bir de öbürlerinin hepsi gerçekten ortaya bakıyor masaya. Yani herkes bütün gün yüz yüze bak. Ya biri sormuyor ki ben niye bunlarla böyle ahulu ahulu bakışıyorum yani bütün gün. Masayı duvara çevirmek benim çok yerde karşıma sorun olarak çıktı. Benim evde de çalışma masam duvarlara dönüktür. Yani genellikle öyle kullanıyorum. İşte kolay konsantre oluyorsun. Mesela bu bir ihtiyaçtan doğmuş bir şey. Ama o kültürün getirdiği ezber. Ve şu şey var ya, oranın zihniyle düşünüyorsun. Ben ilk başta teslim oldum. Masayı ortaya çektim. Oturdum. Abi 8 ay falan odada oturduk galiba. Sabah akşam geyik. Başka hiçbir iş çıkmıyor. Oranın zihniyle düşünmek bu işte. Sen ortaya dönünce... Ömer ne yaptın abi? İyiyim abi. Seyit tanem işte o neydi, bu neydi bilmem ne. Bir tane fotoğrafımız var. En son artık nasıl canımız sıkıldıysa uzun bir kabloyu hepimiz birbirimizin kafasına bağlamışız. Böyle o zaman selfie de yok tabii cep telefonu. Böyle saçma sapan işler yaparak fotoğrafta koca asistanlarsın ya. O kadar anlamsız bir duruma evrilmiş yani. Halbuki başka bir ofis tasarımı, başka bir şey çok küçük hareketlerle mümkün. Ama işte o zihne uyumlu olması lazım. O zihni değiştirme, daha doğrusu uyumlu olması değil. O zihni değiştirmen gerekiyor yani. Oradaki hareket başka.